Merhabalar arkadaşlar bir bağlaç sorusu var incelemeye başlayalım. Alkollü içecekler yaygın bir şekilde uyku sıkıntıları sorunları için yaygın bir ev tedavisi olarak kullanılıyor. Yani alkol içecekleri evde uyku sorunu için kullanıyorlar. Buradan bunu anladık. Çıktık ikinci cümleye geldik. Tahmin ediliyor. Ne tahmin ediliyor? Ee, bütün kronik uyku hastalığından muzdarip olanların uyku hastalarının %30 kadar çoğunun bir rutin uyku desteği yardımı olarak alkol kullandığı tahmin ediliyor. Arkadaşlar boşluk öncesinde de sonrasında da alkolün uyku sorunu için kullanıldığını söylemiyor mu? Yani bir paralellik yok mu? Bu durumda however ancak elenir. Otherwise aksi takdirde yoksa gizli imalı bir if olup böyle olmazsa şöyle olur dediği için bir nevi zıtlık içerir. Instead yerine dediğinde onun yerine öbürünü tercih ettiğinizden kendi içinde yine bir zıtlık barındırır. Şimdi geriye in fact hatta dahası therefore böylece bu yüzden kalıyor. In fact hatta dahası diyerek bir önceki cümleyi daha da destekler, hatta dahası diyerek köpürtür arkadaşlar. Therefore ise böylece böylelikle diyerek sebep sonuç ilişkisi kurar. Burada sebep sonuç ilişkisi mi var yoksa önceki cümledeki verilen gerçeklik ifade köpürtülüyor mu? sanıyorum köpürtülüyor değil mi sebep sonuç yok bir deneyelim mi infekte bakın alkollü içecekler yaygın bir şekilde uyku sorunları için bir e, ortak yaygın ev tedavisi olarak kullanılıyor hatta dahası Tahmin ediliyor ki kronik uykusuzluktan çeken hastaların bütün hepsinin %30 kadar çoğu alkolü rutin bir uyku desteği yardımı olarak kullanıyor. Yani sebep sonuç değil arkadaşlar burada bir destekleme var. Unutmayın infekte aslında diye okumayacağız onu mutlaka Hatta dahası diye okuyacağız. infekt aslında diye nerede okunur? Bağlaç olarak kullanıldığında değil. Bir zarf olarak cümlenin içinde geldiğinde kullanılır. In fact bağlaç olarak cümle bağlıyorsa hatta dahası diyerek moreover, furthermore, besides gibi paralel bağlar, ek bilgi verir. Hatta dahası dediği için de vurgulayarak önceki cümleyi daha da abartarak köpürtür. Daha da destekler arkadaşlar bunu unutmayın. Merhabalar değerli arkadaşlar bir adverb yani bir kelime sorusu var. Zarfı bulabilmek için biliyorsunuz ki fiili ya da sıfatı niteler biz ne kadar ya da nasıl sorularını sormamız gerekir fiil ya da sıfata. Ki burada practice uygulamak fiili var hatta ve'nin yanında verb 3 olduğuna göre uygulandığı zaman diye çevireceğimiz bir e, sadeleştirme pasif sadeleştirme söz konusu nasıl uygulandığı zaman ya da ne kadar uygulandığı zaman diye sorarak doğru cevabı bulacağız. Hemen irdeli diyelim bizden olumlu bir kelime mi olumsuz bir kelime mi bekleniyor anlayalım. Diyor ki çeşitli davranışsal tedaviler insomnia için yani uykusuzluk hastalığı için mevcuttur. Ki o when practice bla bla nokta nokta uygulandığı zaman şimdi when paralel bağlıyor çoğu zaman değil mi arkadaşlar çaktırmadan paralel bağlar diyorum. Nokta nokta uygulandığı zaman e bu insomnia için elde bulunan mevcut davranışsal tedavi çeşitleri etkili olabilir etkili olması nedir arkadaşlar? Artıdır. Peki ne kadar etkili olabilir? Herhangi bir diyor yan etkisi olmaksızın ya da geri çekilme sendromları, semptomları olmaksızın ilaç kadar etkili olabilir bu tedaviler diyor. O zaman bana olumlu bir şekilde uygulandığı zaman denmesi lazım. Olumlu bir adverb bekliyorum. Tensely gergin bir şekilde, eledim. Böyle gerilimli, gergin bir şekilde. Conversely tam aksine, tersine ne demek? ve bir cümle bağlacıdır aslında iki cümleyi bağlarken kullanırız. Blindly körü körüne uygulandığı zaman eksi arkadaşlar eledim. Unbearably tolere edilemez bir şekilde dayanılmaz bir şekilde uygulandığında eksi eledim. Consistently tutarlı bir şekilde tutarlı olması Tabii ki pozitiftir arkadaşlar. Tutarlı bir şekilde uygulandığında ne oluyormuş? E, i̇laç kadar etkili olabilen tedavilermiş bunlar. Merhabalar arkadaşlar, bir bağlay sorusu var. Boşluktan virgüle kadar olan yan cümleyi önce ayrı, sonra da virgülden noktaya kadar ana cümleyi ayrı bir şekilde analiz edeceğim, yorumlamaya çalışacağım. Çocuklar aktif bir şekilde akranları tarafından sevilmezler ve e, sataşmanın veya e, dışlama ilişkiyi kesmenin kurbanları olurlar. Ekse. E, anne babalar için ve öğretmenler için iş, vazife, görev daha zordur. Ve yardım olmadan olumlu akran ilişkilerini yeniden oluşturması diyor çocuğun olasılığı daha zayıftır. Eğer yeniden akran ilişkisini olumlu bir şekilde oluşturma olasılığı daha zayıfsa çocuk için de ekse. Bu durumda paralel bağlayan bir bağlaç istiyorum. Even if olsa bile olmasına rağmen zıtlık bağlacı. Annes mesle masle medikçe madıkça artı eksi bağlar zıtlıktır eledim. Şimdi bir sanki uygun gibi görünüyor. Yani çocuklar aktif olarak sevilmediği için anne babaların işi zordur. Anlamca gayet uygun. Fakat bir şey bizi kulağımız tırmalıyor olmalı. Bütün çocukları sevilmedikleri için anne babalarının işi zordur diye genelleyemeyiz ki. Tüm çocuklar akranları tarafından sevilmiyor değiller ya da e, ilişkileri kesiliyor değil. Bazılarının kesiliyor öyle değil mi? Böyle bir genelleme için sebep sonuç ilişkisi zaten fazlaydı. Ki onu bırakın arkadaşlar. Because'un bir de eşi vardı. Kim de orada given that düşünüldüğünde. Biz bunu sebep sonuç bağladığını söylediğimizden aynı gruba koyuyoruz given that'i de because'da. A'da de birbirini götürünce geriye de genellemeye daha uygun olan when kalıyor arkadaşlar. Okuyalım isterseniz. Ben ben derim ki çaktırmadan paralel bağlar. Yani çalıştığın zaman başarılı olursun. Örneğindeki gibi çalışmak artıdır. Başarılı olmak yine artı. Okuyalım cümlemizi toparlayalım son olarak diyor ki çocuklar aktif bir şekilde akranları tarafından sevilmedikleri zaman ve sataşmanın ve veya e, ostrasizm yani e, dışlama e, ilişkiyi kesmenin kurbanları oldukları zaman. Anne babalar ve öğretmenler için iş daha zordur ve çocuğun diyor yardım olmadan olumlu akran ilişkilerini yeniden oluşturma olasılığı daha zayıftır. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Oldukça basit olduğunu düşündüğüm bir kelime sorusu var. Hemen incelemeye başlayalım. Genel olarak beynin sağ yarı küresi, deal with, ilgilenir, ele alır. ne ile? Bağlam, uzamsal ya da boyutsal yönelim, uyumlanma, analitik düşünce, yaratıcılık ve sezgi ile ilgilenir. Veres bakın kıyaslama yapıldığını görebiliyoruz aslında. Neyle neyi? Beynin sağ yarı küresi sol yarı küresine. Sol yarı küresi ne yaparken diyeceğiz? Biz onu bulacağız. Boşluğun tabi yine sağ tarafı çok önemli. Sol yarı küresi e, mantık ve dil ne yaparken mantık ve dille ilgilenirken diyebilirim yine. Deal with'e benzeyen bir kelime aradığımda hangisinde görüyorum onu? Handle değil mi? Eş anlam olarak hep veriyoruz zaten. Handles arkadaşlar ilgilenir, ele alır. Hemen D'yi doğru olarak işaretleyelim. Diğer şıklara baktığımızda ise şunu görüyoruz. Attribute yanına tu alması gerekir. Attribute to atıfta bulunmak, atfetmek, bahsetmek gibi anlamlara gelir. Undergo yaşamak, tecrübe etmek demektir. Anlamlı değil. Offend zaten incitmek, kırmak, yaralamak, e, olumsuz bir kelime, saldırmak değil mi? Eledim. E, suspect yine ona keza ne, ne yapmak demek? Şüphe etmek demek. Eledim. Ele almak, ilgilenmek diyen, deal within de eşi olan handle doğru cevap oldu. Genel olarak son kez toparlayalım. Diyor ki e, sol yarı küre mantık ve dil ile ilgilenirken genel olarak beynin sağ yarı küresi, bağlam, uzamsal yönelim, analitik düşünce, yaratıcılık ve sezgi ile ilgilenir. Merhabalar arkadaşlar. Bir bağlaç sorusu var elimizde. İçeride bir bağlaç daha olduğu için basit bir cümle değil değil mi? Biraz daha sıralı bir cümle gibi daha dikkatli okumakta fayda var. Demiş ki, bir depremin boyutu, büyüklüğü fayın büyüklüğüne ve fay üstündeki kaymanın miktarına bağlıdır. Ama bu bilim insanlarının basit bir şekilde ölçebilecekleri bir metreyle ölçebilecekleri bir şey değildir diyor. Battan sonrası iyi bir şey mi söyledi kötü bir şey mi? Kötü aslında basit bir şekilde ölçebileceğimiz bir şey değil bu dedi depremin e, büyüklüğü. Eksi yazdım. Diyor ki faylar e, kilometrelerce e, toprağın yüzeyinin Altındadır diyor arkadaşlar. Yer kabuğunun yüzeyinin altındadır. Fayların bu kadar altta olması e, aslında ölçüm açısından bilim insanları için bir sıkıntı sorun değil mi? Yani ölçümlerini zorlaştırıyor. O zaman bunu eksi yorumlayabiliriz. Bu durumda e, since evet belki çünkü anlamında olabilir ve paralel bağlayabilir değil mi? Dursun. Oldu zıtlık yapıyor e rağmen. Eledim. E, in case e, aslında oraya anlamca oturuyormuş gibi gelebilir size çevirirken. Fayatları çok yerin altında olması durumunda diye. E, fakat in case'in yanında böyle eksi bir cümle olsa bile ana cümlesinde önlem tedbir almalı. Fakat burada bir te tedbir önlem söz konusu değil. Eledim. E, if eğer o da paralel bağlıyor. Eğer çok derindeyse mantıklı. Fakat as long as sürece ile ifi birbirine ne yapabiliriz? Götürtebiliriz arkadaşlar. İkisi de koşul ve sonucunu bize anlatır. Geriye kim kalıyor bir tek o zaman? Sebep sonuç anlatan sins kalıyor. Çünkü bir cümleyi şöyle bir toparlayalım. Diyor ki bize bir depremin diyor boyutu fayın büyüklüğüne fay üstündeki kaymanın miktarına bağlıdır. Ama bu basit bir şekilde bir metreyle diyor bilim insanların ölçebileceği bir şey değildir. Çünkü... E, faylar e, kilometrelerce yeryüzeyinin altında derinliklerdedir diyor cevap A şıkkı.